dersimizin konusu Karaköklü ifadeler. Karaköklü ifadeler bizim için çok yeni bir konu. Bu yeni konuya giriş yaparken de üstü sayılarda öğrendiğimiz bilgilerden bir tık yararlanacağız aslında. Şimdi öncelikle Karaköklü ifadelere başlamadan öğrenmemiz gereken çok önemli bir ifade var. O da tam kare ifadeler. Şimdi bakalım tam kare ifadeler neymiş? Bir tam sayının karesi olan pozitif tam sayılara tam kare pozitif tam sayılar denir demiş. Bir daha okuyalım. Bir tam sayının karesi olan pozitif tam sayılara tam kare pozitif tam sayılar denir. Peki bu ne demek? Şimdi karesi dedik ya, o zaman ne yapalım? Biz bunu öğrenirken karelerden yararlanalım. Şimdi burada farklı kenar uzunluklarına sahip kareler var. Bakalım buradaki ilk karemiz 1, 2, 3, 4. Bir kenar uzunluğu 4 birim olan bir karemiz var burada. Şimdi bu karede kaç tane birim kare olduğunu hesaplarken ne yapıyorum ben? 4 ile 4'ü çarpıyorum değil mi? 4 çarpı 4 diyorum. 4 kere 4 16. Dolayısıyla burada 16 birim kare var diyorum. Doğru mu bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gerçekten de 16 birim kare buldum. Ne yaptım? 4 ile 4'ü çarptım. Yani bu 4 ile 4'ü çarpmam aslında ne demektir? 4'ün karesini almaktır değil mi? 4'ün karesini aldığımda o zaman ben ne bulmuş oldum? Tam kare ifade bulmuş oldum. Dolayısıyla tam kare ifadeler o zaman nasıl bulunuyor? Tam sayıların karesi alınarak bulunuyor. Diğerlerine bakalım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki karemizin bir kenar uzunluğu 5 birim ve diğer kenar uzunluğu da 5 birim. Dolayısıyla ne yapıyorum? 5'in eğer ben karesini alırsam burada 25 birim kare vardır diyorum. Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dolayısıyla 25 o zaman yine nedir? Tam kare bir ifadedir. Buradaki karemize baktım. 6 birim ve 6 birim kenar uzunluklu bir kare. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimden oluşmuş. O zaman ne yapıyorum? 6'nın karesi nedir diyorum. 6 kere 6, 36. 36 birim kare. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Tam kare bir ifade olmuş oldu. İsterseniz yine sayabilirsiniz. 36 tane kare çıkacak yine burada. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim ve 7 birim. Yine kenar uzunlukla bir karemiz var. Dolayısıyla ben burada kaç tane kare olduğunu öğrenmek için yine ne yapacağım? 7'nin karesini alacağım ve neyi bulmuş olacağım? 49 birim kare, kaç tane kare olduğunu hesaplamış oldum. Dolayısıyla yine 49 ne olmuş oldu? Tam kare bir ifade olmuş oldu. Şimdi o zaman ne diyorum ben? Kareköklü ifadelerde tam kare ifadeleri iyi anlamam gerekiyor. Yani tam kare ifadeler 1'in karesi. 1 çarpı 1, 1. 2'nin karesi, 2 kere 2, 4 değil mi? 3'ün karesi, 3 kere 3, 9. Bunları benim bilmem lazım. 4'ün karesi 4 kere 4 16 değil mi? Bunlar hep tam kare ifadeler. Biz bunları aslında üstü sayılardan da aşinayız değil mi? Karesi ve küpü olaylarını üstü sayılarda görmüştük. Dolayısıyla burada da bir tekrar etmiş olduk. 5'in karesi burada zaten öğrenmiştik. 25 yine tam kare bir ifade. 6'nın karesine bakalım. 36 yine tam kare bir ifade burada belirtmiştik. 7'nin karesi 7 kere 7 49 tam kare bir ifade. 8'in karesi onu da biliyoruz. 8 kere 8 64. En azından bu tam kare ifadeleri 15'in karesine kadar bilirsek kareköklü soruları kolayca çözebiliriz. Bakalım 9'un karesi 9 kere 9 81. İşte 10'un karesi 10 kere 10 100. 11'in karesi 11 kere 11 121. 12'nin karesi 12 kere 12 144. 13'ün karesi 13 kere 13 169. 14'ün karesi 14 çarpı 14 kaç? 196 ve 15'in karesi 15 çarpı 15'ten 225 olarak bunları ne olarak bulduk? Biz bunların tam kare ifade olduğunu belirtmiş olduk. Peki şimdi bu tam kare ifadeler ne olacak? Kareköklü ifade nasıl uygulanacak? Hemen bir bakalım.
Negatif olmayan bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma diyoruz biz. Ve karekök şu şekilde bir kök sembolü ile gösteriliyor. Şimdi biraz önce tam kareyi öğrendik değil mi? Biz şimdi negatif olmayan bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulmaya çalışacağız. Ve onu neyin içinde yazacağız? Kök içinde yazacağız. Şimdi ben buraya karekök içinde 25 yazdım. Peki sorum şu. 25 hangi sayının karesi? 25 hangi sayının karesi? Yine şöyle kök içinde yazıyorum. 5'in karesi. O zaman diyorum ki ben eğer karekök almaya şöyle aklınızda kalabilir. Eğer karesi ise o zaman kökünü alır gider. Dolayısıyla ne kalır burada? 5 kalır. Yani eğer burada karekökün içinde tam kare bir ifade görüyorsak onu karekök dışına çıkarmak için ne yapıyorum? Karesini yazıyorum ve karesiyle karekökü ne yapıyor? Birbirini alıp götürüyor ve o dışarı karekök dışına 5 olarak çıkmış. Peki aşağıda verilen sayıların kareköklerini hesaplayalım demiş. Peki bunun için ne yapacağız? Tam kare olup olmadığına bakacağız. Şimdi 1'e baktım. Şimdi 1 neyin karesi? Bir şeyin karesi mi? Evet, 1'in karesi değil mi? Dolayısıyla ne yapıyorum? Karesiyle kökü birbirine götürür diyorum. Kare kök alıyoruz ya. Kare kök aldım gitti. Dolayısıyla bu burada ne oldu? 1 olarak dışarı çıkmış oldu. Kökün dışına çıkmış oldu. Kare kökten kurtarmaya çalışıyorum. Şimdi burada kare kökün içinde bir tam kare ifade var mı? Evet, 2'nin karesi değil mi? O zaman kare kök aldı gitti. Ne kaldı burada? Dışarı 2 olarak çıkmış oldu. Peki karekök içinde bir ne var? 49 var. 49 7'nin karesi değil mi? Dolayısıyla 7 dışarı ne olarak çıkmış oldu? Bu şekilde 7 olarak yalın bir şekilde çıkmış oldu. Yani karekökten kurtuldu. Hemen bakalım karekök içinde kim var? 225 var. Diyorum ki 225 15'in karesidir. O zaman kare ile kök birbirini götürür diyorum. Ve ne olmuş olur? 15 bu şekilde özgür bir şekilde dışarı çıkmış olur. 324. Şimdi 324 neyin karesi? Düşünüyorum. Sayılar büyüdü. Sayılar büyüdüyse kolay hesaplayamıyorsak eğer şunu yapabiliriz. Biz ne yapıyorduk? Bu şekilde sayıları asal çarpanlarına ayırıyorduk değil mi? Bu şekilde yapıyorum. 324'ü bakalım 2'ye bölelim. 3'ün içinde 2 bir defa. Sonra 6, sonra 2. 162. Peki bir daha 2'ye bölüyorum. 81. Tekrar 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 3'e böleyim. 3'e böldüğümde kaç çıkar? 27. Tekrar 3'e bölüyorum. 3'e böldüğümde 9. Tekrar 3'e bölersem 3 ve tekrar 3'e bölersem burada 1 kalıyor değil mi? Şimdi bakalım. Bakın. Şunları ikişerli ikişerli aldım. Ne oldu? 2'nin karesi 3'ün karesi ve 3'ün karesi oldu değil mi? Şimdi burada aslında ne var? 3 kere 3 9 var. Yani burası 2'nin karesi ve 9'un karesi oldu. Yani şöyle yazdım. 3 çarpı 3. Burada dışında da 2 vardı. 3 kere 3 9. Yani dolayısıyla ne olmuş oldu? 2'nin karesi ve 9'un karesi olmuş oldu. Bunları tekrar 2 çarpı 9'un karesi olarak yazabilirim. Bu şekilde yazıyorduk hatırlarsanız. O zaman ne olmuş oldu? Bakın. 2 kere 9 18'in karesi oldu değil mi? Dolayısıyla 324 neymiş? 18'in karesiymiş. O zaman ne yapar? Kare ile kök birbirini götürdüğünde 18 bu şekilde dışarı çıkabilir. Yine 484 için de aynısını yapabilirim. Şuraya yapalım. Hatta kalemimizi de değiştirelim. Şimdi 484 büyük bir sayı. Hemen bilemiyorum belki. İşte dışarı nasıl çıkacak? Bir şeyin karesi mi? Acaba tam kare ifade mi? Hemen 2'ye böldüm. 2'ye böldüğümde ne olur? 2, 4, 2. Bir daha 2'ye bölerim. 1, 2, 1. Şimdi 121. 121 neyin karesiydi? Bunu biliyorduk. 11'in. Bunu 11'e böldüğümde 11 kalır. Bir daha 11'e bölerim. 1 kalır. Şimdi ne buldum ben buradan? Bakın. 2'nin karesi ve 11'in karesi. Değil mi? İkisini de buldum. Peki bunları şöyle yazamaz mıyım? 2 çarpı 11'in karesi şeklinde yazarım. Ve 2 çarpı 11 nedir? 22'dir. Demek ki burada 22'nin karesi var. Bunları üslü ifadelerden iyi biliyor olmanız lazım. Eğer bunları unuttuysanız bir dönüp bakabilirsiniz bu kurallara. O zaman ne olmuş oldu? Demek ki burada karekökün içinde 22'nin karesi varmış. Dolayısıyla kare ile kök birbirini götürdü. Kare kökünü almış olduk. O zaman dışarı bu şekilde 22 olarak çıkmış oldu.
Karekök alma işleminde öğrendiğimize göre artık ne yapabiliriz? Sorularımıza geçebiliriz. Şimdi karekökli ifadelerle ilgili sorularımıza bakalım. Aşağıda alanları verilen karelerin bir kenar uzunluklarını hesaplayalım demiş. Şimdi alanları verilen kare olduğuna göre, alanlarını verilen şekiller kare olduğuna göre ne yapacağız? Şimdi karenin alanını bulmak için biz ne yapıyorduk? Bir kenar uzunluğuyla diğerini çarpıyorduk. Dolayısıyla alanları verildiği ise eğer bir kenar uzunluğunu hesaplayacaksak ne yapacağız? O zaman karekök alacağız. Peki ne yapacağım ben burada? 64'ün karekökünü almaya çalışacağım. 64 neyin karesidir diyeceğim? 8'in karesidir diyeceğim. Ve sonra ne yapacağım? Bununla bunu götürerek 8 kilometrelik, demek ki burada kenar uzunluğu 8 kilometre olan kare olmuş oldu. Peki buna baktık. Alanı 100 desimetre kare olan bir kare varmış. Ne yapıyorum hemen? Karekök içinde 100 yazıyorum. Peki 100 neyin karesi diye düşünüyorum. Onun karesi 100'dür diyorum. Ve sonra ne yapıyorum? Kareyle kökünü alıp götürüyorum ve 10 desimetrelik bir kenar uzunluğu bulmuş oluyorum. Peki alanı 121 metrekare olan bir kare varmış. Ne yapıyorum? 121 yazıyorum. Karekökünü alıyorum bir kenar uzunluğunu bulmak için. Sonra 121 neyin karesidir diyorum. 11'in karesidir. Bunu hatırlıyorum. Hemen ne yapıyorum? Karekökle kare gitti. O zaman 11 metre kare olmuş oluyor bir kenar uzunluğu. Peki buraya baktım. Alanı 900 milimetre karelik bir kare varmış. Peki yazıyorum. Karekök içinde 900. Peki 900 neyin karesidir? Şöyle bir düşünelim mi? 30'un olabilir mi acaba? Çünkü onu düşünün. Onun karesi 100. 20'nin karesi 400, 30'un karesi de 900. Dolayısıyla ne yapıyorum? 30'un karesidir diyorum ve kareyle kökünü alıp götürüyorum. O zaman 30 milimetre olmuş oluyor karenin bir kenar uzunluğu. Peki diğer soruma geçtim. Diğer sorum şöyle. 169 metrekarelik bir bahçenin kare şeklinde olduğu biliniyor. Bu bahçenin çevresine 2 sıra tel çekileceğine göre toplam kaç metre tele ihtiyaç vardır diyor. Şimdi bu şekilde kare şeklinde bir bahçemiz var. Peki neymiş alanı? 169 metrekareymiş alanı ve çevresine 2 sıra tel çekilecekmiş. O zaman bizim neye ihtiyacımız var? Çevre uzunluğuna ihtiyacımız var. Çevre uzunluğu için neye ihtiyacımız var? Bir kenar uzunluğuna ihtiyacımız var. Peki bir kenar uzunluğunu nasıl bulacağımı biliyor muyum? Evet, alanını ne yaparım? Alanın karekökünü alırım, değil mi? 169'un bu şekilde karekökünü alırsam bir kenar uzunluğunu bulabilirim. Peki 169 neyin karesi? 13'ün karesi diyorum. O zaman kareyle kök gitti. Peki ne olmuş oldu? 13 metre olmuş oldu bahçemizin bir kenar uzunluğu 13 metre. Şimdi ne yapacağım? Bu bahçenin çevresine 2 sıra tel çekilecekmiş. Çevresine diyor. Dolayısıyla çevre uzunluğunu bulacağım. Bir kenar uzunluğu 13 metre ise çevresi ne olur? 1, 2, 3, 4 kenar var. Dolayısıyla 4 kere 3, 12. Elde var 1. 4 kere 1, 4. 1 de elde vardı. 52 metreymiş çevre uzunluğu. Peki 52 metre ama 2 sıra tel çekilecekmiş. Dolayısıyla 52'yi de ne yapacağım? 2 ile çarparsam eğer 104 metre tele ihtiyaç olduğunu bulabileceğim. Yine 2 soruluk bir sayfadayız. Hemen ilk soruma baktım. Yukarıdaki işlemin sonucunu hesaplayalım demiş. Yine tam kare ifadelerden oluşan bir işlemim var. Hemen bakalım. Burada 169 var. Karekök içinde. Şimdi düşünüyorum, 169 neyin karesi? 13'ün karesi değil mi? Artı ne diyorum? 49 neyin karesiydi? 7'nin karesiydi. Artı 25 ise neyin karesiydi? 5'in karesiydi. O halde bu şekilde yazdım. Bölü diyorum. Şimdi 625 neyin karesi? Büyük bir sayı. Aslında biliyoruz ama bazılarınız biliyor. Hemen şurada hesaplayalım. Şurada hesaplayalım. 625. Peki 625'i eğer 5'e bölersem bakalım ne olacak? 1, 2 kere 5, 10. 5 kere 5, 25. 125. Peki tekrar 5'e bölersem?
25. Peki tekrar 5'e bölersem 5 ve tekrar 5'e bölersem 1. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Bakın şurada 5'in karesi ve 5'in karesi olmuş oldu. Yani şu şekilde 5'in karesi çarpı 5'in karesi var değil mi burada? Dolayısıyla ben bunu nasıl yazarım? 5 çarpı 5'in karesi şeklinde yazarım. Yani 5 kere 5 25, o zaman neymiş? 25'in karesiymiş. Doğal olarak 25'in karesi, yani bu da tam kare ifadeymiş diyebilirim. Şimdi ne yapıyorum? Hemen karelerle bu kare kökleri atıyorum. Yani burada kaç kalmış oldu? 13 artı şunlar gitti 7 ve artı kareyle kare kökü götürdüm 5 kalmış oldu. Yine kareyle kare kök gitti ve burada da ne olmuş oldu? 25 kalmış oldu. Hemen hesaplayalım. 13, 7 daha 20, 5 daha 25. Burada da 25 vardı. 25 bölü 25. Dolayısıyla sonucumuz ne çıkmış oldu? 1 çıkmış oldu. Hemen diğer soruma geçtim. Ece evcilik oyunu için kare şeklindeki 2500 cm² alana sahip bir ev ve yanına 1600 cm² bir bahçe yapacaktır. Şeklin etrafını uzunluğu 10 cm olan legolarla çevireceğine göre Ece'nin kaç legoya ihtiyacı vardır diyor. Şimdi 2 tane kare yapacakmış ve bunları yan yana koyacakmış. Yani bitişik bir şekilde şöyle koyacakmış. Birinci karenin alanı ne olacakmış? 2500 cm². Ve yanına yapacağı bahçe ise 1600 cm² alana sahip olacakmış. Peki şeklin etrafını diye devam etmiş. Şeklin etrafını dediğine göre biz bu şeklin şöyle etrafını bulmalıyız. Peki bu şeklin etrafını, çevresini bulmamız için neye ihtiyacımız var? Kenar uzunluklarına ihtiyacımız var. Dolayısıyla hemen ne yapalım? Karelerin bir kenar uzunluklarını hesaplayalım. Birinci kare için ne yapıyorum? Kenar uzunluğunu hesaplamak için alanın hemen kare kökünü alıyorum. Peki 2500 düşünelim, neyin karesidir diye düşünüyorum. Yine bu şekilde ne yapabiliriz? Asal çarpanlarını ayırarak bulabiliriz. Ben şimdilik yapmayacağım. Siz yapabilirsiniz bilmediğiniz şeylerde, bilmediğiniz sayılarda. 50'nin karesidir. Yani tam kare bir ifadedir diyorum. O zaman ne yapıyorum? Karesiyle kare kök gitti ve 50 santimetre olarak neyini buluyorum? Bir kenar uzunluğunu buluyorum. 50 santimetre, 50 santimetre ve 50 santimetre. Burası da, şimdi burasını yazmıyorum. İkinci karenin de hemen bir kenar uzunluğunu bulalım. 1600 yazıyorum. Peki 1600 acaba tam kare bir ifade mi? Evet, 40'ın karesi. Dolayısıyla 40 kök dışına, 40'ın karesi kök dışına 40 olarak çıkıyor ve 40 santimetre diğer karenin de bir kenar uzunluğunu bulmuş olduk. 40 santimetre, 40 santimetre ve 40 santimetre. O halde burası da 40 santimetredir. Buraya da yazalım 40 santimetre. Dolayısıyla şurası, esas bize şurası lazım. Çünkü çevreyi hesaplarken burayı saymayacağım zaten. Burası da ne oldu? 10 santimetre. Çünkü 10, 40 daha 50. Yani bir kenar uzunluğunu bulmuş olduk. Şimdi ne yapmış olduk? Birer kenar uzunluklarını bulduk. Ne yapacakmış? Şeklin etrafını 10 santimetre olan legolarla çevirecekmiş. Ece'nin kaç legoya ihtiyacı vardır diyor. Bunu hesaplamak için önce şeklin çevresini hesaplamamız lazım. Yani çevre uzunluğunu. Şimdi ne yapalım o zaman? Şuradan başlayalım. 50 artı 50 artı 40 artı 40 artı 40 artı 10 ve artı 50. Hemen çevresini hesaplayalım. Burası 0, 5, 5 daha 10, 14, 18, 22, 23 ve ne olmuş oldu? 28. Yani 280 santimetreymiş çevresi. Peki uzunluğu 10 santimetre olan bu şekilde legolar koyacakmış etrafına. O zaman ne yaparım? 280'i de eğer 10'a bölersem ne olur? 28 adet lego kullanacağını bulmuş olurum. Karekök içinde tam kare ifade varsa neler yapabileceğimizi öğrendik. Kolayca karekök dışına çıkardık. Peki bazen karekök içinde tam kare ifade olmayabilir. O zaman tam kare ifade olmayan kareköklü sayılarda bakalım neler yapabiliriz. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulmak için karekökün içindeki sayının hangi iki tam kare sayı arasında olduğu bulunur. Bulunan tam kare sayıların karekökü alınır demiş. Şimdi anlamayanlar için hemen örneğimiz var. Sırayla bu işlemleri uygulayalım.
Karekök 13 sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulalım demiş. Ne var elimizde? Karekök 13 var değil mi? Peki tam kare ifadelere bir bakalım. Tam kare ifade 1 kere 1, 1. 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. 4 kere 4, 16. 5 kere 5, 25. 6 kere 6, 36. Bu şekilde devam ediyordu. Şimdi biz neyi bulacağız? Karekök 13 hangi iki doğal sayı arasında? Peki buradaki hangi sayıların arasında karekök 13? Şöyle bir bakalım mı? Şöyle bakalım. Karekök 9 ve karekök 16 değil mi? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 diye bu şekilde geliyor. Peki ben bunların karesini alırsam eğer? Hemen bakalım. Bu neyin karesiydi? Tam kare bir ifadeydi. 3'ün karesiydi. Bu ise 4'ün karesiydi. Dolayısıyla kare ile kök gider. Burada ne kalır? 3 kalır. 3 küçüktür diyorum. Karekök 13'ten. O da küçüktür. 4 kere 4 16 idi. Burada tam kare ifade olduğu için kare ile kök gitti ve 4 kalmış oldu. Dolayısıyla hangi iki doğal sayı arasında demişti? O zaman karekök 13, 3 ile 4 arasındadır diye bulmuş olduk. Bu sayfamızdaki sorumuz ise şöyle. Karekök 5, karekök 27, karekök 50 ve karekök 85 ifadeleri hangi sayılara yakındır belirleyelim demiş. Şimdi burada yine tam kare olmayan ifadeler söz konusu değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım o zaman? Hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulmaya çalışacağım ve o iki doğal sayı arasından bakalım hangisine daha yakın çıkacak. Şimdi öncelikle ben bildiğim tam kare ifadeleri buraya yazayım. 1 kere 1, 1. 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. 4 kere 4, 16. 5 kere 5, 25. 6 kere 6, 36. 7 kere 7, 49. 8 kere 8, 64, 9 kere 9, 81 ve 10 kere 10, 100. Sanırım 100'e kadar yeterli olacak. Zaten burada 85'e kadar en fazla karekök içinde sayı var. Peki ne yapacağım o zaman? Karekök 5'ten başlayayım. Şimdi bakalım karekök 5 hangi iki ifade arasında olabilir? Şimdi burada 4 var. O zaman karekök 4 diyorum. Küçüktür karekök 5'ten. O da küçüktür. Daha sonra ne var? Yani 4 ile 9 arasında olacak. Karekök 9. Şimdi bakalım. Karekök 5, 4'e mi daha yakın, 9'a mı daha yakın? Şimdi bunun karesini aldığımda ne olacak bu? Her ikisinde karekökünü aldığımda 2 küçük, karekök 5, küçük 3 çıkacak. Evet bu ikisinin arasında ama hangisine daha yakın oluyor? Bakın 4'ten sonra 5 geliyor. 6, 7, 8, 9 burada daha fazla sayı var. Dolayısıyla ne olacak? Karekök 4'e daha yakın olacak. Karekök 4'e daha yakın olması ne demek? Burada da 2'ye daha yakın olması demek. Dolayısıyla karekök 5 2 doğal sayısına daha yakındır diye kolaylıkla söyleyebilirim. Hemen karekök 27'ye bakalım. Karekök 27. Peki neyle neyin arasında? Hemen ona bakalım. Şimdi 27 olacak. 27. Karekök 25 ile karekök 36 arasında. Bakalım 25'e mi daha yakın, 36'ya mı daha yakın? Burada sadece 25, 26, 27 iki doğal sayı var. Burada ise 27'den 36'ya 9 sayı var. Dolayısıyla bu tarafa daha yakın. Yani burada karelerini aldığımızda, kareköklerini aldığımızda ne olacak? Bu 5'in karesi, bu ise 6'nın karesi. O zaman ne olacak? 5 küçüktür. Karekök 27, o da küçüktür. Ne demiştik? 6'dan demiştik. Bu şekilde. Peki hangisine daha yakın olur dedik? Burada 25, 27'ye daha yakın olduğu için yine burada 5 doğal sayısına daha yakındır karekök 27. Hemen karekök 50'ye geçtim. Sanırım biraz da mantığı kavradık. 50 peki burada hangisiyle hangisinin arasında? Bakın 49 ile karekök 49 ile karekök 64 arasında. Yani 7 küçüktür karekök 50, yani 7'nin karesiydi burada. Buradaki de 8'in karesiydi. Dolayısıyla 7 ile 8'in arasında. Şimdi bunu bulduk. Hangisine daha yakın? Bakın 49, 50. Zaten hemen birbirinin ardında olduğu için karekök 50 de 7'ye daha yakındır demiş olduk. Hep de küçüklere yakın örnek vermişiz. Şuna da bir bakalım. Karekök 85. Evet o da küçüğe yakın çıkacak. Tesadüfen örneklerimiz böyle olmuş. Karekök 81 ile karekök 100 arasındadır değil mi? Yani dolayısıyla 9 küçüktür. Karekök 85, o da küçüktür. Ondan yani
İki doğal sayının arasında, 9 ile 10'un arasında. Peki kime daha yakın? Burada yine küçük olana daha yakın. Yani o da kimdi? 9'du. Dolayısıyla karekök 85, 9 sayısına yakın çıkmış oldu. Bu sayfamızda yine 2 adet sorumuz var. İlki şöyle: 7 küçük, karekök x küçük, 8 eşitsizliğinde x bir doğal sayı ise x'in alabileceği en küçük değer ile en büyük değer arasındaki fark kaçtır demiş. Şimdi bu soruda ne yapacağız? Hemen yazıyorum. 7 küçük, karekök x küçüktür 8'den. Hepsinin eğer ben karesini alırsam, 7'nin karesini, 8'in karesini ve eğer karekök x'in karesini alırsam bakın ne olacak. Şimdi 7'nin karesi 49 küçüktür diyorum. Peki karekök x'in eğer karesini alırsam ne olur? Karekökten kurtulur değil mi? 2 tane karekök x olmuş olur. Dolayısıyla karekökten kurtulmuş olur ve o da küçüktür, ne diyorum? 8 kere 8 64 diyorum. Peki burada x'in alabileceği, x eğer bir doğal sayı ise, ki doğal sayı olduğunu söylemiş. O zaman en küçük değer kaçtır? 49'dan sonra 50'dir değil mi? Peki 64'ten önceki en küçük değer kaçtır? 63'tür. Dolayısıyla bu iki değer arasındaki farkı bulmak için ne yaparım? Birbirinden çıkarırım ve iki değer arasındaki fark kaçmış? 13'müş diyebilirim. Peki diğer bir sorumuz: karekök 30 ile karekök 130 arasında kaç doğal sayı vardır diyor. Peki hemen yazalım buraya. Karekök 30. Bakalım şuraya x diyelim ve karekök 130 diyelim ve arasındaki doğal sayıları belirlemeye çalışalım. Şimdi o zaman ne yapacağım? Arasındaki tam kare olan ifadeleri bulmaya çalışacağım. Yani tam kare ifade olan sayıları bulmaya çalışacağım. 30'dan sonra tam kare ifade arıyorum. Kök 36 olabilir mi? Çünkü bu dışarı 6 olarak çıkar. Dolayısıyla 6, evet, olabilir bu ikisinin arasında. Peki 36'dan sonra karekök ifadelere bakıyorum. Kaç gelir? 7 kere 7 49 var değil mi? Dolayısıyla karekök 49 yazarım ve o da dışarı 7 olarak çıkar. Evet, 7 de vardır. Sonra karekök 7 kere 7 49 dedik. 8 kere 8'e bakalım. 64. O zaman dışarı 8 olarak çıkar diyorum. O zaman bunu da belirleyebilirim, sayabilirim. Peki karekök 81 derim ve o da dışarı 9 olarak çıkar. O zaman 9'u da sayabilirim. Peki karekök 100'e bakalım. Karekök 100 de 10 olarak çıkar. Evet, onu da sayabiliriz. Bu ikisinin arasındadır. Peki ondan sonra 11 olabilir mi bakalım? Karekök 121. Evet, yine ikisinin arasında oldu. 11 olarak çıktı. 11 de olur. Peki daha sonra 12'nin karesine bakalım. 12'nin karesi kaçtır? 144'tür. O zaman bunu geçti. Dolayısıyla ben hangi doğal sayıları buldum ikisinin arasında? 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet doğal sayı bulmuş oldum. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.